Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çember ve dairenin 6. videosundayız. Çemberde açının da 4. videosundayız. Nerede kalmıştık? Üçgenin çevren çemberini anlatacağız size ve sinüs teoreminden bahsedeceğiz size. Evet, kitabımızda sayfa numarası 170'in sağ tarafı, 171, 172 ve 173'ün de sol tarafını anlatacağız. Ve kitaptan takip edenler için sorun yok ama bu dersin pdf'ini isteyen arkadaşlar da videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Çemberde açılar pdf'i linke tıkladığınız zaman göreceksiniz zaten. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgenin çevrel çemberi, adı üstünde, üçgenin köşelerinden geçen, yani çevreleyen çembere biz ne diyoruz? Üçgenin çevrel çemberi adını veriyoruz. Eğer merkez buradaysa, bak kendiliğinden özellikleri de çıkacak. Hiçbir şey ezberlemene gerek kalmayacak. Hocam merkez giriş çektik, iki eş parçaya böler. Merkez giriş çektik, iki eş parçaya böler. Merkez giriş çektik, iki eş parçaya böler mantığını biliyorsun. Aa, aynı zamanda ne oldu o zaman bu? Kenar orta dikmeler değil mi bunlar? Evet. Aynı zamanda üçgenin çevrel çemberi demek, kenar orta dikme merkezi demektir. Bunu da unutma. Peki başka ne özelliği var? Bu çemberin merkezinden kenarlara indirilen dikmelerin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Merkez giriş çektikten dolayı. Bir de şunu söyleyebiliriz size. Arkadaş, şu çemberin merkezi değilse bu çizdiğim yarıçap değil midir? Evet. Bu çizdiğimde yarıçaptır. Bu çizdiğimde yarıçaptır. Yarıçap uzunluklarının eşitlikleri de bizim için önemli değil miydi? Evet. Bak dik taban iki eş parçaya böldü ya, ikizkenar. Ya, ama bu ikizkenarlığı aynı zamanda yarıçap, yarıçap, yarıçap. Aa, o zaman şunu da söyleyebiliriz. Çevrel çemberin merkezinden üçgenin köşelerine gittiğimiz zaman da bunlar yarıçap oluyor. Yani onlar da birbirine eşit oluyor. Peki şimdi bu çevrel çemberin merkeziyle alakalı başka bir durum var mı? Var. Çevrel çemberin merkezi 3 farklı konumda olabilir. O da üçgenin durumuna göre değişebiliyor. Dar açılı bir üçgense üçgenin içinde, dik açılı bir üçgense üçgenin üzerinde, hatta hipotenüs üzerinde oluyor. Niye? Dik açılı bir üçgense çemberi çizdiğiniz zaman bu çap olmak zorunda değil mi? Çapı gören çevre açı 90 dereceydi. O yüzden çemberin merkezi burada olmak zorunda. Geniş açılı bir üçgende ise de üçgenin dışındadır burası. Niye üçgenin dışında? Şimdi buradaki açının ben geniş açı olduğunu biliyorum ya. Bak dikkat et, şu açı geniş açı. E hocam bu açı geniş açıysa ben bir 90 derece elde edeyim. Şu 90 derece. 90 derece. Şurası 90 derece ise eğer çapı gören çevre açı 90 derece değil miydi? Evet. Yani şu çizdiğimiz çap olmak zorunda. Gerçekten çaptan böyle gerisinde kalıyor. Yani çevrel çemberin merkezi nereye düşmüş oluyor gerçekten? Dışarı düşmüş oluyor. Sen şimdi tanıma odaklan. Çevrel çemberin merkezi köşelerden geçiyor. Bunu bilince her şey çıkıyor. Ya merkezden köşelere gittiği zaman uzunlukları eşitleyeceksin, ya da merkezden kenarlara dikmeler çizdiğin zaman o dikmeler birbirine eşitleyeceksin. Bunlar da hepsini biliyorsun zaten. Yani kısacası bu işi neyle halledeceksin? Tanımını bildikten sonra yorum gücünle halledeceksin. Herhangi bir özellik arama. Hadi gel şimdi sorulara bakalım. Sorular nasılmış? Hadi örnek 39'dayız. Şimdi çevrel çemberi çizilmiş böyle. Aa hocam şu çapı gören çevre açı 90 derece ki çevrel çemberin merkezi herhangi bir kenar üzerindeyse o zaman bu dik açılı bir üçgendir diyebiliriz. Oradan dolayı da söyleyebiliriz. O zaman burası 90 derece. Yarıçap 5 ya. Burası da 5, yani toplamda burası 10 yaptı. 6, 10 ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden x'e 8 olarak ulaşırız. Sonra bir kenarın uzunluğu 6 cm olan ABC eşkenar üçgenin çevrel çemberin yarıçapı nedir diye soruluyor bize. Hemen şöyle bir eşkenar üçgen çizelim bakalım. Eşkenar üçgen çizdikten sonra yorumlayacağım. Bunun çevrel çemberinden bahsediyor bana. Hop şöyle çevrel çemberi şurası. Çevrel çemberin merkezi de burası olsun. Bir kere arkadaşlar çevrel çemberin merkezi dediğimiz, hani merkez kiriş çektik değil mi? Merkez kiriş çektik, merkez kiriş çektik. Kenar orta dikmeleri olmuyor mu bunlar? Evet. Hepsi de aynı kenar uzunlukta olduğu için bu. Hocam bunun orta dikmesi aynı zamanda yüksekliktir. Bu da aynı zamanda yükseklik. Bu da aynı zamanda yükseklik. Yani yükseklerin kesim noktası bana çevrel çemberin merkezini veriyor eşkenar üçgende. O zaman bu nedir aynı zamanda? Açıortay değil midir çizilen yükseklik? O zaman burası da 30, burası da 30, burası da 30, burası da 30. Bitti. Bir kenarın uzunluğu 6 idi. Yani bunlar 3, 3 yapar. O zaman burada bir küçük üçgen çıktı ya. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü kök 3'ten kök 3 çıkar. 30'un karşısı kök 3 ise 90'ın karşısı da 2 kök 3 olur. Bizden çevrel çemberin yarıçapı isteniyor. Merkez burası ya. Hop bak bu da yarıçap. Yarıçap uzunluğunda kaç bulmuş olduk o zaman? 2 kök 3 bulmuş olduk. Yani cevap 2 kök 3 oldu arkadaşım. Örnek 40'ta. Geldik örnek 41'e. Şöyle bir 45 derece ve çevre çemberi çizilmiş. 45'i kullanmam lazım. Ya kardeşim bizim en etkili silahımız neydi? Yarıçap. E gel yarıçapı çiz. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. A üçgen oluştu. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. E 45'i kullanalım. 45 ise gördüğü yay 90. Hocam burası 90 ise şu merkez açıdan dolayı burası da 90 derece yapar mı? Yapar. E o zaman ne çıktı burada? Hocam ikizkenar dik üçgen çıktı. E o zaman 4 4 4 kök giden R'yi de 4 olarak buluruz. Örnek 41'de 4 çıkar. 42'ye geldik. Şekilde verilen ABC üçgeninde K noktası üçgenin kenarorta dikmelerinin kesim noktasıdır. Kenarorta dikmelerinin kesim noktası aynı zamanda çevre çemberin merkezidir. E çevre çemberin merkezi ise şöyle çevre çemberini çiz. Zaten oradaki özellikler kendiliğinden çıkar. E hocam buradan ne çıktı o zaman? Bak dikkat et. Şu uzunluk yarıçap, bu uzunluk yarıçap, bu uzunluk yarıçap. A, Ali Kara, BK ve CK toplamı 9 verilmiş. Yani bu aynı zamanda yarıçap, yarıçap, yarıçap değil mi? 3R'ye 9 verildi. R de buradan kaç çıkar o zaman? 3 çıkar. Çevre çemberin yarıçapı isteniyor bizden. Cevap 3. Geldik 43'e. Şekilde ABC üçgenin çevre çemberi verilmiştir. Evet şöyle. Merkez burasıysa çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Burada da çizilen kenar ortay aynı zamanda yükseklik değil midir? Merkez kiriş çeklik olayından dolayı evet. E hocam şurada bir şey çıktı. Bak çok güzel bir şey çıktı. Dörtgen çıktı. O 50 dereceyi kullanmam lazım benim. Hocam 50, 90, 90. Dörtgen iç açıları toplam 360 ya. Şu ikisi 180 ise bu ikisi de 180 yapacak. Yani buraya 130 derece kaldı mı? Kaldı. EAD açısı isteniyor bizden. EAD. Tamam 130'u bulduysak 130'dan yürü. Yürü bakalım. 130 ise merkez açıdan dolayı burası 130. 360'a tamamlayan açısı yapar burası. Yani 230 yapar burası. Bizden ne isteniyordu? EAD. Yani şu açı 230'u görüyor. O da yarısı 115 yapar. Cevap 115 derece oldu. Örnek 43'te. Geldik sinüs teoremine. Sinüs teoremi dediğimiz şey nedir? Arkadaşlar sinüs teoremiyle ilgili sinüs alan formülü var. Tamam bunu trigonometride gördük. Matematikte gördük. Bu da sinüs teoreminin şu çevrel çemberiyle alakalı şeyinden bahsedeceğim şimdi size. Çevrel çemberle alakalı sinüs teoremi şu. A bölü sin A. Bak A'nın karşısında A açısı var ya. A bölü sin A, B bölü sin B, C bölü sin C. O da 2R'ye eşit. Hocam bunu bileceğiz mi? Bunu bilin. A bölü sin A eşittir B bölü sin B eşittir C bölü sin C. O da eşittir 2R. Ya hocam ezberleyeceğiz mi? Nereden geliyor bu? Hadi ispatlayayım ben size. Şimdi şunu çizecek olursam bu da yarıçap değil mi? Çevre çemberin yarıçapı R. Hocam ben buraya bir alfa dersem gördüğü yay ne oldu? 2 alfa. 2 alfa ise burası da alfa mı oldu? 2 alfa mı oldu merkez açıdan? Evet. Hocam burada ne çıktı? Bak güzel bir şey çıktı. 2 alfa ve ikizkenar var. Şuradan bir yükseklik çizersem 2 eş parçaya böldü. A bölü 2, A bölü 2 ve burası da alfa yaptı. Evet. Bak bu dik üçgende ne çıktı? Karşısı var ve hipotenüsü var. Yani sinüs alfa neye eşit oldu? A bölü 2 bölü R'ye eşit oldu. O zaman şunu buraya atsam bu 2R yapıyor. 2R'yi de öbür tarafa atsam o zaman A bölü sin alfa neye eşit oldu? 2R'ye mi eşit oldu? Aynı. Aynı mantıkla şunu da şöyle çizip hocam şuraya beta dersem burası 2 beta oluyor. Buradan da yine bir dik çizerek aynı mantık gelir mi? Gelir. Yani burada da B bölü sin B eşittir 2R olacak. O zaman A bölü sin A, B bölü sin B, C bölü sin C hepsi 2R'ye eşit. O zaman bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani bunu ispat tekniğiyle yapmak biraz zor olur. O yüzden bunu bilmenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle kenar ve karşısında açı verildiğinde biz geometriden de yapabiliriz. Tabii ki dik çizerek de sonuca ulaşabiliriz. O ayrı bir konu. Şimdi soruları çözerken zaten sana göstereceğim bu tekniği. Ama hocanız burada bu 11. sınıftaysanız ve böyle bir soru sorduysa siz yazılıda sorusu çıktığı zaman sinüs teoreminden yapmak zorundasınız. Kenar ve karşısındaki açı verildiğinde ne yapıyorsun? Kenar ve karşısındaki açının sinüsü eşittir 2R. A bölü sin A, B bölü sin B, C bölü sin C eşittir 2R'yi kullanacaksın. Hemen sorulara bakalım mı? Bakalım. Bak. Öncelikle bu soruyu ben sana normal geometri bilgisiyle yapabilirim. Nasıl hocam? Ya hocam bir dik çizerim. Özel açı mantığını kullanarak. Şuradan bir dik çizdim. Dik çizdim. Bak 30, 60, 90 çıktı. 45, 45, 90 çıktı. 90'ın karşısı 2 kök 2 ise 30'un karşısı yarısı olur kök 2. 45, 45, 90 üçgeninden kök 2'nin kök katı olur. Burası da kaç yapar? 2 yapar. Bak çok da kolay bir şekilde 2 cevabına ulaştık mı? Ulaştık. Ama hocanız bu soruyu burada sorduysa ya da sınavda sorduysa sizden sinüs teoremi kazanımını öğrendiniz mi, öğrenmediniz mi onu ölçecek. Yani bu yaptığınız teknikle ilgili size puan vermeyebilir. Bak dikkat et. Hocam kenar var, karşısında açı var. Kenar istenilen kenar ve karşısında açı. O zaman ne yapacağız? 2 kök 2 bölü sinüs 45 eşittir. Bak 2 kök 2 bölü karşısındaki açının sinüsü. X bölü karşısındaki açının sinüsü. X bölü sinüs 30'a eşittir. Hocam sinüs 45 ve sinüs 30'u nasıl bulacağım? 45-45-90 üçgenini burada çizsek. 1 kök 2 olduğunu biliyorsun. Sinüs 45'in ne olduğunu söyleyebilirsin. 1 bölü kök 2 olduğunu söyleyebilirsin. 30-60-90 üçgeni çizip de sinüs 30'a da ulaşabilirsin. 1-2 burası da kök 3 ya. Sinüs 30 da buradan neye eşit oldu o zaman? O da 1 bölü 2'ye eşit oldu. Gel burada yerine yaz. 2 kök 2 bölü sinüs 45 1 bölü kök 2 eşittir. X bölü sinüs 30 1 bölü 2 yaptı. X'i yalnız bırakayım. Bunu çarpayım. 2 kök 2 çarpı 1 bölü 2. Bunu da ters çevirip çarpıyorum. Çarpı kök 2 eşittir. X yaptı. Hocam kök 2 ile kök 2'nin çarpı 2 bölü 2 de gitti. Ve x'i de buradan kaç bulurum? 2 olarak bulurum. Evet, cevap böylelikle 2 çıkar dostlar. Tamam. Evet, gördüğünüz üzere geometriden de çıkıyor. Normal şu banttan da çıkıyor. Geldik bir sonraki soruya. Evet, soruda neler verilmiş? Suyumu da içeyim ya, rahatlayayım ya vallahi. Hiç nefes almadan böyle ders anlatıyoruz. Şekilde verilen ABC üçgeninde. Şimdi BC uzunluğu K iken AC uzunluğu 2K verilmiş. BC uzunluğu K iken AC uzunluğu 2K verilmiş. Bak dikkat et. Kenar karşısındaki açı. Kenar ve karşısındaki açı. Sinüs değeri isteniliyor zaten bizden. Sinüs teoremi uygulayacağım. Tabi yine buradan hop dik çizerek de sonuca yine ulaşabilirdiniz dostlar. Hatta dik çizerek yapayım mı? Yapayım isterseniz. Hocam ben buraya kök kat bir şey diyeyim. Kök ikili bir şey diyeyim. Mesela K yerine kök 2 yazayım. O zaman burası 2 kök 2 olur. Burası kök 2 ise bunlar 1 1 yapar. Hocam o zaman burada sinüs değeri isteniyor. Bu açı 1. Burası da 2 kök 2 oldu gördüğünüz üzere. 1 bölü 2 kök 2'ye eşit oldu. 1 bölü 2 kök 2 de nedir? Kök 2 eşitliğiyle çarparsam kök 2 bölü 4'e eşit olur. Evet, bildiğiniz klasik bir şeyle çözümü bu şekilde oluyor dostlar. Peki normal çözümü hoca bizden ne ister? Şunu ister. Ne diyeceğiz? K bölü sinüs alfa. K bölü sinüs alfa neye eşittir? 2 kök 2K bölü sinüs 45'e eşittir. Sinüs 45'i biraz önce hesapladık. Bu da 1 bölü kök 2'ye eşitti. Şuradaki K'lar da birbirini götürdü. Şunu şuraya atsam. O zaman bu neyse. 1 bölü sinüs alfa neye eşit oldu? 2 kök 2'ye eşit oldu. O zaman sinüs alfa da ters çevirdiğim zaman 1 bölü 2 kök 2 eşit olur. Kök 2 eşitleriyle çarparsam kök 2 bölü 4'e eşit olur. Cevap kök 2 bölü 4 çıktı. Örnek 45'de. Geldik örnek 46'ya. 45 ise başka bir şey yazabiliyor muyuz burada? Yazamıyoruz. AC'yi 4 vermiş. CD uzunluğu X isteniliyor bizden. Ne yapacağız hocam şimdi burada? Güzel şeyler yapmaya gayret edelim bakalım. Şimdi bunlar ayrı ayrı üçgen değil mi? Evet, ayrı ayrı üçgen. Ayrı ayrı üçgen bir 30'ları kullanalım. 45'leri kullanalım bakalım. Hocam 30 ise gördüğü yay nedir? 60. Çevrel çemberin yarıçapını ben bulabilirim. 4 bölü sinüs 30 eşittir nedir? Hocam 4 bölü sinüs 30 eşittir çevrel çemberin yarıçapı R. Hani A bölü sin A, B bölü sin B, C bölü sin C eşittir 2R'ydi. Yani bu 2R'ye eşitleyince bunu buluruz. Değil mi? O zaman buradan şeyi bulabiliriz. Ne geldi buradan? Sinüs 31 bölü 2 ya. 8, 4 mi yapıyor? R'yi buradan 4 olarak buluruz arkadaşlar. Buradaki işlemle. Ya da başka türlü bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Hocam bak şurada bir merkez açı oluşturursam ne geldi buradan? Geometriyle bulmaya çalışıyorum. 60 ise bak burası 60 yaptı. Hocam bu yarıçap, bu da yarıçap ya. İkizkenar, hatta burası da 60-60 yaptı. Eşkenar yaptı. R'yi 4 bulduk. Burada da bir ikizkenar oluşturursan 45 ise gördüğü yay. Hop bir dakika. Şurası 90 ya. 45 ise gördüğü yay. Hop şunu da şöyle çıkınca R 4 ya. Burası 4 ise 4 köklü olarak buluruz cevabı. Geometriden yapmak bu şekilde. Ama geometriden yapmayalım. Biz şimdi sırf bu şekilde yapıyoruz. Ne yaptık? 4 bölü bunun çevrel çemberi olduğu için 4 bölü sinüs 30 neye eşit? Çevrel çemberin yarıçapının 2 katına eşit. 2R'ye eşitlikten R'yi 4 bulduk. Aynı zamanda bunun da çevrel çemberi X bölü sinüs 45 neye eşit olacak? Bu da 2R'ye eşit olacak. Hatta R'yi biz kaç bulduk? 4 bulduk. Sinüs 45'in de 1 bölü kök 2 olduğunu biliyoruz. X bölü 1 bölü kök 2 eşittir. 4 kere 2 8 oldu. O zaman X de 8 çarpı 1 bölü kök 2 yapar. Kök 2 eşleniyle çarparsam 8 çarpı kök 2 bölü 2'den x'i kaç olarak buluruz? 4 kök 2 olarak buluruz. Hocanız da çözümü bu şekilde ister. Ama normal geometriden de çok güzel bir şekilde çıktığını da sana gösterdik mi? Gösterdik. Evet, örnek 46. 4 kök 2. Geldik örnek 47'ye. Şimdi neler verilmiş? BC bölü AD isteniyor bizden. Önce bir geometriden yapmaya çalışayım mı? Yapayım bakalım. BC. Hocam burası kaç derece? 60 derece. Şurada bir merkez açı oluşturursam şöyle. Bak dikkat et. Hocam buraya 60 ise merkez açıdan dolayı burası da 60 yaptı. Eşkenar çıktı 60-60. Hatta burası da R oldu. Eyvallah. Sonra bu 30 derece verilmiş. Burası 60 verilmiş. 60 ise burası kaç yapıyor? 120. Hocam şuna da ait şöyle hop hop yarıçap çizince 120 ise merkez açıdan 120. Bunlar da 30-30-120 yaptı. R, R ise burası da R kök 3 yaptı. A, BC bölü AD oranı çıktı. Yani R bölü R kök 3 oldu. R kök 3 oldu. R'ler gitti. 1 bölü kök 3. Kök 3 eşleniyle çarparsan kök 3 bölü 3 olarak bulursun. Ama nereden bulduk bunu? Bunu şeyden bulduk. Geometriden bulduk. Ama hadi gel şimdi bunu matematikten, yani çevrel çember ilişkisinden bulalım. Arkadaş şunun çevrel çemberi çizilmiş mi? Çizilmiş. Aynı zamanda bunun da çevrel çemberi çizilmiş mi? Çizilmiş. O zaman bunları yorumlayacağız. Önce bunun çevrel çemberine bakalım. Şimdi şuraya bir x diyeyim. X bölü sinüs 30 neye eşittir? 2R'ye mi eşittir? Evet. Sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. X de buradan sinüs 30. Yani şunun yerine 1 bölü 2 yazdığımda karşı tarafa çarptığı zaman R'ye mi eşit oldu? Aynen öyle. Aynı zamanda şunun da çevrel çemberi burası. Y bölü sinüs 60 da neye eşitmiş? Eşittir 2R'ye eşittir. Sinüs 60'ın ne olduğunu biliyoruz. Sinüs 30 1 bölü 2. Burası da kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Y de buradan kök 3R'ye mi eşit oldu? Aynen öyle. O zaman buradan kök 3R'ye eşit olduysa BC bölü AD oranına bakıyoruz. BC yani 2R bulmadık mı onu? Evet. BC pardon. Bunu ne bulduk? R bulduk değil mi? BC'yi R bulduk. Öbürünü kök 3R'ye bulduk. Bunlar gitti. Kök 3 eşleniyle çarpınca cevaba kök 3 bölü 3 olarak ulaşırız. İster geometriden yap, istersen çevrel çember mantığından yap. İstediğin şekilde sonuca ulaşıyorsun. Ama hocanız büyük ihtimalle çevrel çember mantığından çözüm isteyeceği için tabii ki bu çözüme gittik. Evet, geldik bir sonraki soruya. Şimdi burada da BD bölü DC istenmiş. Arkadaş BD ile DC arasındaki ilişkiye bakacağım ben şimdi. Ben bunu geometriden yaparım bir kere. Ve bana ne verilmiş? Oran isteniliyor ya. AB uzunluğuna 1 diyeyim. AC uzunluğuna da 2 diyeyim. 1'e 2'den sonuca ulaşmaya çalışayım. Şimdi yani K2K aslında. Şu 30'u nasıl kullanırız? Hocam dik çizerek. Böyle dik çizersem olmaz. 2'yi kullanmam lazım. Şuradan dik çizeceğim. Buradan çizilen dik sadece uzantısına gelir. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 çıkar. Hocam 45'i nasıl kullanacağız? Dik çizerek. Şuradan dik çizersen 1'i kullanamazsın. Buradan dik çizelim. 1 bölü kök gibi oluyor burası. Evet. O zaman şöyle yapsaydık daha mı güzel olacaktı? Neyse tamam. 90'ın karşısı 1 ise 1 bölü kök 2 olacak burası. Sonra da burada bir kelebek çıkmadı mı? Bu doğruda bu doğruda her ikisi de aynı doğruya dik. Kelebekteki oran şunun oranı değil midir? Evet. 1 bölü kök 2 bölü 1 eşittir. Bu bölü bu olmaz mı? Aynen. Yani cevap 1 bölü kök 2 yapar. Geometriden kök 2 eşleniyle de çarparsak kök 2 bölü 2 olarak sonuca ulaşır mıyız? Ulaşırız. Birinci yol bu benzerlikten. İkinci yol nereden geliyor? Hocam ikinci yol şurası K, bir dakika, AB uzunluğu K, burası 2K verilmiş. Bunun alanını sinüsten yazarsın. Bunun alanını sinüsten yazarsın. Alanları bulduktan sonra alanlar oranı şu kenarlar oranına eşit olacaktır. Alanları yazdığın zaman bu kenar ortak ya. Alanları yazıp oranladığın zaman şu K'lar X'ler zaten sadeleşecek. O yüzden sinüs teoreminden de çözüm geliyor. Başka nereden çözüm gelir hocam? Şimdi burası K, burası 2K verilmiş mi? Verilmiş. Arkadaş elimizde bir bu üçgen var, bir de bu üçgen var. Bu üçgende 2K'yı gören açıya bakacağız ve K'yı gören açıya bakacağız. K'yı gören açı alfa, 2K'yı gören açı 180 eksi alfa. Hadi bakalım şimdi ben X ve Y'ye göre bakacağım. Şu üçgende BD ilk önce şuna bakalım. Şuna X diyeyim, buna Y diyeyim. Şimdi bu üçgende bak kenar ve karşısındaki açı, burada da kenar ve karşısındaki açı var. Yani X bölü sinüs 45 neye eşit olacaktır? K bölü sinüs alfa mı eşit olacaktır? Evet, K bölü sinüs alfa eşit olacaktır. Sonra hocam şu üçgene gelelim. Y bölü sinüs 30. Y bölü sinüs 30 da neye eşit olacaktır? 2K bölü sinüs 180 eksi alfa eşit olacaktır. Bak sinüs 180 eksi alfa aslında sinüs alfa eşit değil midir? Çünkü sinüs de 180'e tamamlamada birbirinin aynısı oluyordu. O zaman burada ne yapacağım? Benden oranlaması isteniyor. X bölü Y oranlaması isteniyor. O zaman bunları ben taraf tarafa oranlarsam olay biter. Yani x bölü sinüs 45 1 bölü kök 2 bölü bu büyük bölü y bölü 1 bölü 2 neye eşittir? Hocam sinüs alfalar gitti mi? Gitti. K'lar gitti mi? Gitti. Yukarıda 1 kaldı, aşağıda 2 kaldı. 1 bölü 2'ye eşit oldu. O zaman ben bu aslında 2'ye yaptı. 2 ile karşıya çarpınca y yaptı. X bölü 1 bölü kök 2 eşittir y yaptı değil mi? Evet. O zaman buradan x bölü y isteniyor benden. X bölü y de bunu öbür tarafa attığımız zaman 1 bölü kök 2 eşit oluyor işler dışlarda. Bu da kök 2 eşitleriyle çarparsam kök 2 bölü 2'ye eşit oldu mu? Oldu. Sana 3 farklı çözüm sundum. 1. Benzerlik ve özel açı mantığını kullanarak. 2. Sinüs alan formülünden şu kenara x deyip de ya da a deyip de bu alanları yazıp oranladığın zaman gelecekti. Çünkü oradaki alanlar oranı tabanlar oranına eşit olacaktı. Ve üçüncüsü de nereden çıktı? Kenar ve karşısındaki açılar olduğu için sinüs teoreminden sonuca ulaştık. X bölü sinüs 45 k bölü sinüs alfayı yazdım. Sonra altına y bölü sinüs 30 2k bölü sinüs 180 eksi alfayı yazdım. Taraf tarafa oranlayınca da sin alfa ve sin 180 eksi alfalar götürdü. K'lar götürdü. X bölü y geldi mi? Geldi. Sadece işlem kalabalığı var dostum burada. Yapılamayacak bir soru değil. Yani bunlar sinüs teoremin ağır sorusu diyebiliriz şu soru. Ama bu ağır soruyu sana 3 farklı şekilde gösterdim. Daha ne yapayım kardeşim? Daha ne yapayım değil mi? Ne oldu şimdi? Teğete mi geldik? Teğete geldik. Yani biz burada böylelikle çemberde açıyı ya da çemberde açının uygulanabilir yerlerini görmüş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde teğet yani biraz yine uzunluk bilgisine devam edeceğiz. Daha önce ilk çembere başladığımızda da yine uzunluk bilgisi yapmıştık. Orada da ne demiştik? En etkili silahımız yarıçap. Yine teğette de yine en etkili silahımız yarıçap olacak. Yine uzunluğa devam edeceğiz. Hadi bakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani teğet dersinde teğet konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.